Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Aslan burcunda sizin 11. evinizi aydınlatmaya devam ediyor ve Merkür de Aslan burcunda sizin için dost bir burçta ve bu dönem sizin için yaşamın daha eğlenceli, keyifli yanları Güneş sayesinde öne çıkabilir, aydınlanabilir. Evet bu hafta Ay artık son dördün fazına ulaşacak. Pazartesi günü Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba sabah ve öğle saatleri Ay Boğa burcunda olacak. Bu dönemde günlük hayatınızdaki özellikle tabii ki parasal konular, maddi konular, hisseli paralar, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, kredi gibi konular, banka işleri, ödemeler, faturalar, vergi, sigorta ve benzeri konular. Ay Boğa'dan geçerken biraz hani para düşüneceğiniz para hesaplarıyla ilgileneceğiniz enerjiler var gökyüzünde. Ee, olumlu tabii ki gelişmeler de olabilir. Yani beklediğiniz bazı paraları almanız, bir kredi haberinin sonuçlanması, daha önceden yaptığınız bir yatırımın olumlu geri dönüşlerinin olması ve benzeri konularda olumlu gelişmeler de olabilir. Çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren ay ikizlere geçecek. Evet ay ikizlerden geçerken zihinsel anlamda hareketlilik artıyor. Biraz daha meraklı oluyoruz. Daha fazla konuşma ihtiyacımız da artacak. Kısa uzun seyahatler olabilir. Şehir içi de olsa hareketimiz artıyor. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler, görüşmeler, randevular, toplantılar artabilir. Bilgi paylaşımı artabilir. Sosyal medyada bile daha aktif olabileceğiniz günler. Eğitimle ilgili faaliyetler sizin olabilir, çocuğunuzun olabilir eğitimle ilgili görüşmeler, uzaklar, seyahat planları veya yurt dışı bağlantılı konulardaki aktiviteler özellikle perşembe ve cuma daha fazla gündeminizde olabilir. Bu hafta Mars Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet tam karşıt burcunuzda. Zaman zaman hani biraz agresyon yaratan, zaman zaman ilişki dinamiklerinizde ani gerilimlere yol açabilen bir geçiş bu. Bu hafta Mars'ın Oğlak burcundaki Plüto'yla kare açısı 13 Ağustos'ta netleşecek. 12-14 Ağustos arası güçlü bir şekilde hissedilebilir. Bireyselden çok asla toplumsal alanlarda da güçlü, stresli bir açıdır bu. Öncü burçlar çok etkilenebilir ki siz de bir önce burçsunuz. Bu nedenle daha bir ee, dikkatli olmakta fayda var. Her şeyden önce toplumda biraz hani güç mücadeleleri, böyle şiddet içerikli durumlar, baskılar artabilir bir savaş enerjisi var. Dolayısıyla şiddet artabilir, saldırılar, işte patlamalar, belki kazalar, hatta doğa olaylarını bile tetikleyebilecek bir açıdır Mars Pluto karesi. Bu anlamda siz de bireysel olarak gerek aile içindeki ilişkilerde, gerek eşinizle, partnerinizle, arkadaşınızla olan ilişki dinamiklerinde bazı ani gerilimler olabileceğini hesaba katarak daha sakin, daha sağduyulu olmanızı öneriyorum. Genel olarak kazalara da biraz dikkat edelim tabii ki Mars çünkü kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Bu anlamda dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonu Ay Yengeç Burcu'nda duygusal enerjiler ön plana çıkıyor. Ay Yengeç'teyken kendimizi güvende hissetmek isteriz. Ee, özellikle aile içi ilişkiler, ebeveynlerimizle ilgili konular hafta sonu gündemde olabilir. Cumartesi günü biraz hani sorumluluklar, evde yapılacak işler veya çalışıyorsunuz, kariyer hayatınızdaki işler, güçler, sorumluluklar öne çıkıyor ve davranışlarınız, yaptıklarınızla, konuşmalarınızla, hal ve tavırlarınızla bulunduğunuz ortamlarda da dikkat çekebilirsiniz. Biraz daha görünür hale gelebilirsiniz. Pazar günü özellikle öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde ayın açıları biraz gergin olacağı için lütfen dikkat edelim. Bir çatışma, böyle bir kavga, bir tartışma ortamı oluşabilir. Kazaları da biraz açık olabiliriz. O nedenle çok risk almamakta daha sakin bir şekilde pazar akşamını geçirmekte fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.